3 Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçlarını 3 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, yeni bir oluşum ve işiyle alakalı beklentiler içerisinde olmaya başladı. Başka bir iş teklifi bekleyen koç burçlarımız var. Onlar için Aralık, ondan sonra yeni işe geçme, yeni hayırlı olacak. Aynı işini devam ettiren koç burçlarımız için de güzel bir yükseliş haftası söz konusu olacak. Hatta uzun süredir konuşmadığınız ya da iş diyaloğunda kavga ettiğiniz insanlarla daha samimi diyaloglar yaşayacaksınız. İlişkiler konusunda koç burcu aslında hiçbir şey iyi gitmiyor ilişkimde diyen koç burçları için de güzel bir Aralık, ondan sonra güzel bir aşka yelken açma. Sizde de kulak enfeksiyonu gibi sıkıntılarınız ya da kulak zarınızla ilgili problemleriniz olabilir, dikkat diyorum. Bir de uzun süredir evle ilgili inşaat ya da yaptırmak istiyorsanız bu kararınızda aydınlıkta olacak koç burçları. Ailede de ufak tefek miras gündemleri söz konusu olacak 3 Aralık sonrasında. Bunun tadını ve keyfini çıkartacaksınız. Evli koç burçlarımız için de çocuk müjdesi var. Şimdiden gözünüz aydın diyorum. 3 Aralık boğa burçlarına neler bekliyor diyorsanız, boğalarda aslında değişen ne var? Evlilik kararı verdiniz, yeni bir ev arayışı içerisine girdiniz ve uzun süredir maddi olarak zorluklarınız geride kaldı. Daha keyifli bir haftaya giriş yaptı boğa burçları. Ama onların en büyük hedefi, işlerinin koltuklarının yerine bir değişim beklenti içerisindeler. Hayırlısıyla Ocak ayı itibariyle gerçekleşecek ve işsiz olan boğa burçlarımız için de Aralık bitmeden hayırlı bir iş kapısı ve kariyer için eğitim yapmak isteyen boğa burçları için de ciddi anlamda radikal bir karar ve yurt dışı ya da dil eğitimi gibi bir süreç gündeme gelecek gözüküyor. Sizin de yasal, ailevi miraslar demeyelim de iş mahkemeleriniz boğa burcu için olacak. Bir araç alma gibi düşüncesi olan boğa burçlarımız için de 3 Aralık'tan sonra gerçekten ne istiyorsanız gerçekleşecek. Sağlık olarak varis, diz, ayaklarla alakalı sorunlarınız var. İlişki için de güzel bir sürpriz dönemi var. İkizler burcu 3 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, onların da uzun süredir araçla alakalı ve miras konuları vardı. Bu hafta onlar da çok yoğun bir süreçte, yasal süreçlerle alakalı yoğun bir tempoya giriş yaptılar. Ama işleriyle ilgili de yeni bir iş arayışı ve işinden memnun olmayan İkizler burcu için de güzel bir hafta ve radikal ve istediğiniz kapıya iş evrağınızı yollayacaksınız. Hayırlı bir sonuç alacaksınız. Aynı işinizle ilgili sıkıntı yaşayan yöneticiler aslında iyileşme, yenilenme ve verimlilik dönemi olacak sizin için. Panik yapmanızı istemiyorum. Aşk konusunda aslında hanede ilişkinizle ilgili gelecek planlar içerisindesiniz ama geçmişteki bazı borçları toparlamak istiyorsunuz. Ondan sonra bu yöne evet, Ocak ayında ailelerin bütünleşmesi olacak ama sizde de sağlık, göz alerjisi, gözle ilgili sıkıntılarınız olabilir ve yeni bir araç ya da yeni bir ev gündeminiz var. Ocak sizin için hayırlı olacak. Yengeç burcunun 3 Aralık neler bekliyor diyorsanız, onlar da aslında çok stresli bir haftayı geride bıraktılar. Sakinlik, dinginlik, hatta çocukları ve de ailenizle ilgili güzel sürpriz bir hafta tatil kaçamağı yapacaksınız. Bu sizin için iyi olacak ve özellikle kariyerinizle alakalı bir yöneticilerinizle ilgili görüşmek istediğiniz bir nokta var ama bu doğru bir zaman değil. Bekleyin, Ocak'ta görüşün maaşınız ya da düzeninizle ilgili. Bu sizin için sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Ama ilişkisiz yengeç burçları için de sürpriz bir aşk haftasına giriş yaptınız. Doğru insana yelken açacaksınız. Ve uzun süredir kardeş ya da uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla da keyifli bir hafta yaşayacak bu yengeç burçları var. O yüzden yengeçlerde de belki son zamanlarda damar tıkanıklıkları, mide bulantıları ya da mideyle alakalı sıkıntılar olabilir. Dikkat ediyoruz. Sizde de anneyle geçiremediğiniz vakit, yengeç burçlarında anneyle vakit geçirmek istiyorlar. Hafta sonunu gayet kaliteli ve iyi geçireceksiniz diyorum. 3 Aralık Aslan burcunu neler bekliyor diyorsanız, daha bir türlü yılbaşına geliyoruz biliyorsunuz, 2018 bitecek. Neler bekliyor diyorsanız aslanlara, aslanlar hedeflediği imzayı başardılar. İstedikleri noktanın keyfini çıkartıyorlar ve yeni bir ev alma gibi niyeti olan aslan burçları için de 3 Aralık çok doğru bir haftanın başlangıcı olacak. Tapu ya da evraklarla koşturma bir haftanız olacak. Bu sizin için hayırlı. Uzun süredir de yurt dışından ya da şehir dışından beklediğiniz paralar hesabınıza geçme muradına ereceksiniz. Ve yeni bir eve geçmek isteyen aslan burçları var. Evlerini buldu ve güzel bir eve geçiş ve hayat arkadaşınızla yol almaya başlayacaksınız. Uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar için bir hafta biraz daha sabırlı olun. Size
15 Aralık doğru aşka yelken açma süreci. Sizde de saç dökülmesi, alerjik vücut enfeksiyonları söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin diyorum. 3 Aralık Başak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında istifalarını verdiler. Devletle ilgili beklediği yeni bir kağıt ve devlete girmek istiyorlar. Bunun sevincini yaşayacaklar 3 Aralık sonrası. Yani onlar da devletle atamalarınız ya da var mı böyle bir atama tarihiniz bilmiyorum ama devletle ilgili sürpriz oluşumlarınız gerçekleşecek. Uzun süredir kendi kariyerinizle ilgili eğitim hedeflediğiniz yurt dışı kapınız var ve bu yurt dışı kapısı da gerçekleşecek Başak burçları için, kariyerleriniz için yapmak istediğiniz bir eğitim. Ve uzun süredir de ailede bazı miras ve gündemde olan sonuçlarıyla ilgili yasal süreç başlatma evresine gireceksiniz. Hakkınıza düşen payların hızlandırma kararı vereceksiniz. Bunlar da sizin için hayırlı olacak. Sağlık olarak da bel fıtığı, boyun fıtığı ya da baş bu bölgenizdeki ağrılarınız gündemde olabilir. Ritim bozukluğunuz olabilir. Başaklar, sağlığınıza dikkat edin ama aşk bekleyen Başaklar biraz daha sabırlı olsun istiyorum. Terazi burçları 3 Aralık neler var, ne değişti diyorsanız, teraziler duygusal bir boşluğa giriş yaptılar. Özel hayatındaki insanoğlu terk etti ve geri gelmesini bekleyen terazi burçları için evet geçmiş ilişkiniz dönüş yapacak ama uzun süredir aşk yaşamayan terazi içlerinde muhteşem bir aşk yelkeni ve doğru insanı bulma sürecimiz var. Ama onlarda da en büyük sorun duygusal depresyona girdiniz. Bunun için ufak bir psikolog ya da iyi bir meditasyon size iyi geleceğini düşünüyorum. Ailede gereksiz tartışmalar geride kaldı. Daha huzurlu bir haftaya giriş yaptınız. Ve uzun süredir üniversite ya da lise arkadaşlarınızla görüşmek isteyen terazi burçlarımız için iyi bir hafta. İşinizle alakalı sürpriz bir değişim ve güzel bir değişim olacak ve yükselişinizin keyfini çıkartacaksınız. İş problemi yaşayan Başak burçları için terazi burçları için de ben bu aralar çok karıştırıyorum, affedin çünkü kafam da karışık belki o yüzden terazi burçları için de güzel bir aşka yelken açılacak diyorum. Uzun süredir işsiz olan teraziler için de güzel bir iş kapısı var diyorum. 3 Aralık akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında battık batıyoruz, yan geldik yatıyoruz kıvamında ortada dolanıyorlar ve hiçbir işle de uğraşmak istemiyorlar çünkü onların hedeflendiği bir iş kapısı var, bunun zaferini almak istiyorlar. Evet, bu zafere erişecekler. Onlar da paranın enerjisine giriş sağladılar. Ama onlarda da özel hayat konusunda da biraz mutsuzlar, huzursuzluklar, aynı karmaşa, aynı hayat onlar için devam ettiği için yorucu bir tempodalar. Onların da ailesiyle alakalı uzun süredir kardeşler arasındaki süren gereksiz bir maddiyat aralarını açmıştı. Onları toparlama evresine girecekler. Bir de sürpriz bir ev değiştirme niyeti olan akrep burçlarımız için doğru bir zaman. Değiştirmeniz sizin için sağlıklı ve hayırlı. Sizde de daha çok boğaz enfeksiyonları, akciğerlerinizdeki solunumla alakalı sıkıntılarınız olabilir, uyku apnesi probleminiz olabilir, dikkat diyorum. 3 Aralık yay burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yaylar ciddi anlamda sinirli, gergen ve üstüne gel. Çünkü doğuş evresindeler, zirve evresine giriş yapması gerekirken onlarda bir korku, panik evresi başladı, kaybetme. Kazanırken kaybetme korkusu içerisinde, hayır hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Biraz kaygılarınız ön plana geçiş yaptı, bunları sakinleştirmenizi istiyorum. Sizin de aslında özel hayatınızda evlilik kararı verdiniz, hatta çocuk muradını, çocuk düşünceniz var. Doğru bir haftaya giriş yaptınız, çocuk evlerinizde hayırlı uğurlu olsun. Bekar yay burçları için de sürpriz ve doğru insanı bulma ve evlilik yapma kararı içerisinde olacaksınız, hayırlı olacak. Uzun süredir ortaklı iş yapmak isteyen yay burçları için de doğru bir yıla giriş yaptınız. Yani 2019 sizin için hızlı bir, yani 2018'i biterken size verimlilik ve hayırlı bir nokta olacak. Sizde de belki kan değerlerinizle ilgili, tansiyon ya da şekerle ilgili dikkat etmeniz gereken sorunlar olabilir. Dikkat diyorum. 3 Aralık yay burç, oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar aslında stresin üstüne stres büktüler. Krediler, borçlar üst üste geldi. Onu toparlarken diğer borçlar birikti. O yüzden çok gerginsiniz. Bir yay kadar gerginsiniz oğlak burçları. Çünkü siz de kendi doğuşunuz arasındasınız. Bu sıkışmalar içerisindesiniz. Ben de diyorum ki oğlaklar
aslında sistemi çok doğru kapatacaklar. Evet, maddi risklerimiz var ama manevi yoğunluğumuz çok ön planda. Size çok insan güveniyor ve size çok saygı duyuyor. Sizin şahlanma döneminiz, panik yapmanızı istemiyorum. Uzun süredir satmak istediğiniz bir ev ya da tarla işiniz vardı. Bunu da halledeceksiniz. Aşk konusunda aslında aşk olmasın, para olsun diyen oğlak burçlarımız var. Evet, para da var, aşk da var. Doğru değerlendirirseniz çok iyi süreçler elde edeceksiniz. Sizde de ailede sağlık problemi yaşayacak birinin sıkıntısı ve stresi olabilir. Dikkat edin diyorum. Kova burçları 3 Aralık'ta neler bekliyor diyorsanız, aslında onlar tatil, yurt dışı, yılbaşı ve yurt dışı planları var Kova'da. İstanbul'da tatil ya da yaşadığımız şehirde değil de yurt dışında yeni yılı kutlamak için şimdiden bilet temposuna girdiniz. Keyfini çıkartın. Yöneticilerle gayet güzel. Hatta atama yükselişiniz de gerçekleşti. Onun tadını çıkartıyorsunuz. Sadece maddi olarak bazı evrede sıkıştınız ama bunları da halledeceğiniz bir hafta. Keyifli bir hafta sizin için. O yüzden korkularınız geride kaldı. Özel hayat konusunda da aslında doğru insandasınız ve evlilik ve yıl sonu 2019 sonunda evlilik kararı verdiniz. Hatta bir araç değişimi düşüncesi içerisinde olan kova burçları için de gerçekten 2018 biterken aracınızı da değiştirmiş olacaksınız. Sağlıklı olacak. Sizin de en büyük sorunuz belki tansiyon değil de göz tansiyonu ya da gözden kaynaklanan hassasiyet, hani atma ya da göz alerjiniz olabilir. Dikkat diyorum. Babayla da gereksiz tartışmalarınız var ya da erkek kardeşle, bunu toparlarsanız sevinirim. Balık burçları aslında ne istediklerini biliyorlar. Artık yeni bir işe başladılar ve parayla ilgili ve aileyle ilgili düzenlerini oturttular. Onlar da sadece keyif ve biraz kafalarımızı dinleme haftasına giriş yaptılar. Biraz aileyi ziyaret etme fikirleri var. O, yani eş ya kız arkadaş ya nişanlınızla bunun keyfini çıkartacaksınız. Sizin de ev probleminiz vardı, onu çözdünüz. Hatta araba almak istiyorsunuz. En büyük hayaliniz geldikten sonra halletmeniz gereken aracınızla ilgili aileden destek alacak gözüküyorsunuz. Ve uzun süredir dostlarınızla görüşemediniz, onları çok özlediniz, onlarla vakit geçireceksiniz. Bence balıklar rutin bir süreci keyifle çıkartacaklar. Hatta uzun süredir de atışmalı giden iş arkadaşlarınızla daha samimi ve daha keyifli bir süreç olacak. Uzun süredir iş bekleyen balık burçları için de Aralık ortası gerçekten yeni bir şeye imza atmak ve iyi bir aydınlanma olacak. Siz de sağlık değil de dingin bir hafta, keyifli bir hafta, onu çıkartın keyfini. Evet, bu haftalık da 3 Aralık burçlarımızı yorumladık. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.